Değerli yöneticilerimiz, kadın kollarımız, değerli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlarım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bizleri en iyi şekilde ağırlayan Baba Sultan Köyü Kadınları Kalkınma Kooperatif Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ederiz. Değerli dava arkadaşlarım, çok zorlu günlerden geçiyoruz. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra bizi etkisi altına alan pandemi hayatımızı olumsuz etkiliyor. Her zaman söylediğim gibi sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına özen gösteriniz. Kısa sürede bu virüsün bitmesini temenni ediyoruz. Değerli İyi Parti ailesi, biz iyiler olarak attığımız emin adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanım'ın dediği gibi koltukları değil, ayakkabıları eskiteceğiz. Kesten ilçe başkanı olarak göreve geldiğim tarihten itibaren köy köy, kapı kapı, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızın sıkıntılarını öğrenip mecliste, belediye meclis üyelerimizle birlikte yetkili kurumlara bu sorunları dile getiriyoruz. Basın açıklamaları yaparak halkımızın hakkını arıyoruz. Belediye meclislerine verdiğimiz önergeler çözüme kavuşana kadar takipçisi oluyoruz. Örnek verecek olursak, şu anda bulunduğumuz Baba Sultan Köyü, vatandaşlarımızın İnegöl'e Baba Sultan arası direkt gitmek yerine Kestel'den aktarma yapıyordu. Biz bu isteklerini yerinde inceledik. Ekim 2019 belediye meclislerinde ve Burulaş'taki yetkililerle konuyu görüşüp çözüme kavuşturduk. 24.12.2019 tarihi itibariyle 624K sayılı belediye ile vatandaşlarımıza doğrudan İnegöl'e gitmeye başladı. Bunun yanı sıra arazi yollarının, yani köyün bahçe yollarının, bağlantı yollarının, meyve alım yerleri, gölet ve okulun eksiklikleriyle ilgili önergelerimizi verdik. Çözüme kavuşana kadar takipçisi olacağız. Kestelimizin her karış toprağına sahip çıkacak, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm olacağız. Bu zamana kadar yaptığımız disiplinli çalışmalar, yapacaklarımızın teminatı olarak gösteriyoruz. Genelde ve yerelde iyi belediyecilik adı altında vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağız. Emin adımlarla yürüyerek Kestel'imizi iyileştireceğiz. Ve Kestel'deki olan eksikliklerimiz oluyor. Örneğin ağaçların sulanmaması, kuruması, piknik alanlarındaki ağaçların bakımsız olması, bakımsızlıktan dolayı veya yanlış budamadan dolayı sağa sola yatması, çevre kirliliği ve Kestel'imizde çok büyük bir tepki var. Yani belki de sayışsak 5-6 tane fabrikadır Kestel'imizi zehirliyor. İleriki bir tarihte halkımızla beraber Kestel'imizin daha temiz havaya kavuşması için çalışma yapacağız. Marmara bölgesinin en çok kanserin yoğun olduğu yer Kestel'dir. Buna bizim İyi Parti olarak, iyiler olarak bir el atmamız gerekiyor. Her şey iyi olacak diyorum. Kestel emin ellerde. Çok teşekkür ederim. Hepiniz de katıldınız. Evet Sayın Başkan, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz köyümüze. Çok güzel bir dernek kurmuşsunuz. Aynen. Bize derneğinizi anlatır mısınız? Adım Seçil, soyadım Zeybek. Kadınlar Dernek Başkanıyım. Evet, Baba Sultan. Kadınlar Derneği Başkanı. Evet, burada gözlemi yapmadıktan çıktık yola. Evet.
biz kendimizi burada bulduk açıkçası. Evet. Ama çok iyi bir şey oldu. Kadınlarımızla, çocuklarımızın oynayacak, oturacak, kalkacak bir yerimiz oldu çok evet. Şükür. Yani herkes için hayırlı olsun inşallah. Bütün kadınları da davet ediyorum. Gelsinler. Sayın Başkan, kadın ele değdiği belli. Evet. Çok güzel olmuş buralar. Daha da güzel olacak. Tabii i̇nşallah, ki inşallah. Bursalıların desteğiyle. Aynen aynen. Ya şimdi şöyle bir şey, yani desteksiz kendi imkanlarımızla bu kadar yaptık. Evet. Desteğimizde belediye başkanımız Allah razı olsun burasını verdi. Evet. Belediye başkanının şehrini verdi. Ondan sonra yani biz burayı aylık olarak da kiraladık. Evet. Kadınlarımız burada çalışıyor. Kendimize bir iş oldu, bir iş imkanı, bir şeye uğraşıcı oldu. Boş zamanımızı burada değerlendiriyoruz hem eğlenceli oluyor, güzel evet, oluyor. Güzel oluyor. Herkese de bir hizmetimiz oluyor. Evinize katkıda bulunuyor. Aynen öyle, evimde katkıda bulunuyor. Şimdi İyi Parti Kestel ilçe kadın kolları başkanının düzenlemiş olduğu bir kahvaltı. Evet, aynen öyle. Evet. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bizi de davet ettiler. Evet. Hoş biz geldiniz. Biz de çok beğendik. Sizi de tanımış olduk. Yani memnun kaldınız mı? Harika, mükemmel. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Başkanımla birlikte burayı daha çok güzel yapacağız. İnşallah. Destek vereceksiniz. Destek vereceğiz. İnşallah. İlk desteğimizi bugün verdik. Bundan sonra sürekli yanındayız. İnşallah. Onu da kendi saflarımıza katmaya çalışacağız. Sayın Başkan, desteği duydunuz. Evet, duydum. Sağ artık olsun. Bundan sonra siyasi partiler de gelecek. Aynen. Siyasiler gelecek. İnşallah. STK'lar gelecek. Size destek verecekler umarım. İnşallah, inşallah. Sağ olsun, Allah razı olsun hepsine. Başarılar diliyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kestel'de 27 yıldır çalışmaktayım. Hemşireydim, emekli oldum. Şimdi de İyi Parti'de neferi olarak çalışmaktayım. İyilerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Bu yüzden sizleri de yanımda gördüğümde daha çok mutlu oldum. Sürekli burada böyle kahvaltıda, yemekte buluşalım hep beraber. İyi ki varsınız, iyilerin yanındasınız. Teşekkürler. Biz de bugün siz bize güzel hizmette bulundunuz. Çok mahcup olduk gerçekten. Estağfurullah. Masayı kendi ellerinize donattınız. Estağfurullah. Bize çok teşekkür yani, ederiz. Yani önemli olan kadın dayanışması. Burası evet. Bir kadınlar için özel evet. Bir dernek. Biz de bunlarla birlikte ben de çalışan olduğum halde onlara yardımda bulundum. Evet. Teşekkürler o yüzden efendim. Rica ederim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sizler de sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Güzel bir kahvaltı oldu. Ekibimle beraber arkadaşlarla İyi Parti olarak geldik Baba Sultan'a kadın kollarına destek amaçlı. Çok güzel bir kahvaltı oldu. Siz de geldiğiniz için çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınız böyle hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Eylül'de bir programımız olacak. Bayanlara bir matine yapmayı düşünüyoruz. Güzel bir program olacak. Bütün şeyler gelecek. Partiler gelecek. Bayanları davet edeceğiz. Güzel şeyler olacak İyi Parti adına. Sibel Hanım, Bursa'da bayağı çalışmalarınız göz dolduruyor. Evet. Köyleri dolaşıyorsunuz. Köyleri dolaşıyoruz. Şey yapıyoruz. Köy ziyaretlerimiz olacak. Ama bu pandemi süreciyle gidemiyoruz. Ama gönülleri olan bayanlar var zaten. Gönüllü olan bayanlarımız var. Güzel şeyler yapacağız bayanlar için. Şu biraz virüsü geçirirsek çok iyi olacak bizim için. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ne diyelim, geldik, kahvaltımızı yaptık İyi Partili olarak. Çok güzel vakit geçirdik. Teşekkür ederiz. Bir şeyler söylemek ister misin? Yani gençler olarak iyinin yanındayız her zaman.